Kim bu yılan? Benim düşmanımı öldürmesine izin veremem. Devi ben öldüreceğim. Belinda, anneme hemen söylemem gerek. Brenda? Beni bırakıp gitme. Çok korkuyorum. Lütfen çok korkuyorum. Beni bırakma. Beni yalnız bırakma lütfen. Çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok Brenda. Çok korkuyorum. Ben buradayım, yanındayım. Beni bırakma. Brenda kalk hadi. Brenda. 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 Beni bırakma lütfen. İyi misin? Brenda kalk hadi. Brenda, iyi misin? Beni bırakma lütfen Racat. Olur. Brenda ama sen buraya nasıl geldin? Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Beni bırakma lütfen, ben çok korkuyorum. Sakin ol, ben buradayım. Brenda başkasını seviyor. Racat'la nişanlı. Kim bu Brenda ve nasıl yılan oldu? Anne, anneme hemen haber vermem gerek. Nerede? Ne yapıyor? Benim kızım kim? Benim için intikam alacak olan kim? Benim gibi şekil değiştiren yılan olan ve benim doğurmuş olduğum kızım nerede? Nerede? Kim ve ismi ne? Tanrım göster, adı nedir? Brenda bir yılan. Yani ben annemin gerçek kızı değilim. Buraya neden geldin? Burada ne yapıyorsun anne? Dua etmeye geldim. Özel bir dua ediyordum. Ama yarıda kaldı. Benim yüzümden duan yarım kaldı. Neden buraya geldin? Benim kızım kim? Benim için intikam alacak olan kim? Bugün o yılanı gördüm anne. Onu söylemek için gelmiştim. Nerede gördün? Bugün Dev'le beraber gittiğimiz yerde gördüm. O zaman onun yüzünü de gördün herhalde, öyle değil mi? Onu görsen tanırsın.
Hayır. Çok net göremedim. Ne demek istiyorsun sen? Keşke onu takip etseydin Nayantara. Buraya kadar sadece onu gördüğünü söylemeye mi geldin? Yılanları nasıl kontrol edeceğini biliyorsun, değil mi? Flüt çalmayı da biliyorsun zaten. O zaman neden o yılanı kontrol altına alıp yakalamadın? Hata yaptım anne. Lütfen beni affet. Çok büyük bir hata yaptım. Hata mı? Ne demek hata yaptım Nayantara? Hep hata yapacaksın ve ben de seni affedeceğim, öyle mi? Bu benim işim mi? Buradan hemen git. Ben sonra eve gelirim. Çok işim var. Önemli bir duayı senin yüzünden yarıda bıraktım. Ve tekrar baştan başlayamıyorum. Bir hata yaptım. Ama ben senin kızınım. Ve beni affedebilirsin, değil mi? Nayantara, ne oldu? Nasıl yaptın? Nerede oldu bu? İlaç alıp geliyorum. Ne oldu acaba? Ne işler çeviriyorsun sen? Nasıl yara yaptın? Keşke bana söyleseydin. Ne zaman geldin sen? Dua etmeye başladığın zaman. 2 saattir mi buradasın? Burada sessizce oturup acı mı çekiyordun? Ne gerek vardı? Dualarının çok önemli olduğunu biliyorum. Nayantara, sen deli misin? Sen benim için her şeyden daha önemlisin kızım. Anladın mı? Bu dünyada senin için ben, benim için de sen varsın sadece. Biz ikimiz birbirimiz için varız. Gerisi önemli değil. Ne dua ne de başka bir şey. Hiçbir şey önemli değil. Çok önemli bir duayı senin yüzünden yarıda bıraktım. Ve tekrar baştan başlayamıyorum. Benim kızım nerede? O nerede? Benim için intikam alacak olan kim? Nayantara, yılanları nasıl kontrol edeceğini biliyorsun, değil mi? Flüt çalmayı da biliyorsun zaten. O zaman neden o yılanı kontrol altına alıp yakalamadın? Yemin ediyorum ki bunu yapacağım. O yılanı bulacak, kontrol altına alacak ve onu öldüreceğim. Evet Birinde, seni kimse kurtaramaz benden. Sonun ben olacağım. Seni öldüreceğim. Birinde, al. Teşekkür ederim. Ne oldu Recep? Bir şeyin mi var? Başım çok ağrıyor. Nasıl birdenbire başladı? Başladı işte. Pahalı içecekler dokundu herhalde. Aslında hep senin yüzünden. Bütün gece neredeydin? Seni aradım durdum. Bütün gece gözümü bile kırpmadım. O yüzden ağrıyor. Recep, özür dilerim. Çünkü benim yüzümden kötü bir gece geçirdim. Brinda, iyi misin? Dün bayılmıştın. Ve bence bu birilerinin baş ağrısından daha önemli. Evet, haklısın Bay Dev. Bir ilaç alırım, başımın ağrısı geçer. Sen iyi misin Brinda? Evet. Dün gece Brinda'yı aradım. Recep, bunu otele götürür müsün? Bu ne? İçtiklerinin faturası. Ben imzaladım ve hallettim. Sen bunu otele ver. Bay Dev, dün çok gergindim ve... Recep, Brinda'nın yanında bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Hadi git. Brinda, iyi misin? Brinda, duyuyor musun beni? İyi misin? Nayantara. Ne? Nerede? Doğru, unutmuşum. Dur, hemen arıyorum şimdi. Dün gece bana ne olduğunu bilmiyorum. Neredeydim? Neler oldu? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Ah!
Nayantar'a cevap vermiyor. Nerede olduğunu bilmiyorum. Rajat, sen onu çıkarken görmüştün galiba. Keşke nereye gittiğini sorsaydın. Her şekilde sorman gerekmez miydi dostum? Ben... Hayır dev. Nayantar'a senin yanındaydı. Nereye gittiğini bilmiyor musun? Sen dün gece neredeydin? Ben... Evet. Özür dilerim. Hayır. Özür dilemene gerek yok. Nayantara'yı buluruz. Ben kendisini ararım. Rajat, lütfen işine bakar mısın? Brinda'yla ilgilen yeter. Yapabilir misin bunu? Tabii ki yapar. Benimle her zaman çok ilgilenir zaten. Değil mi Rajat? Yeter artık dev. Ne yapıyorsun? Kendine gel, yapma. Artık benim kontrolümde. O yılan şimdi yanacak. Aşneşa Yıldızlar Topluluğu sırasında doğan yılanlar sadece içinde akrep parçaları olan ateşte ölürler. Ateşe atlayacak. Yılan ateşe kendi isteğiyle gidiyor. Demek ki söylenenler doğru. Hipnotize eden duayla bu ateş oldukça güçlü. Bu ateşte her yılan yanabilir yani. Özellikle de Brinda. Brinda, bu ilacı iç. Sana iyi gelecek. Dün bana çok mu kızdın? Yani dev seninle çok ters konuştu da. İstersen onunla konuşabilirim. Ona açık açık söylerim. Brinda, lütfen. Dev ile Nayantara için bir anlaşma yaptık. Dev'in annesi öyle istiyor. Ve bunu yapmamız lazım. Biliyorum. Dev'i konsere bunun için götürdük zaten. Öyle mi? Ama işe yaramadı. Bir de bayıldın orada. Nereye gitmiştin ha? Sonra konuşuruz. Şu an seninle... Dün sana ilaç sürerken senden izin almamıştım mesela. Ve aynı şeyi Rajat'a da yapabilirsin. Onu durdurabilirsin. Seni zorlayamaz. Onu rahat bırak ve ona da bir daha konuşma. Brinda, dur bir dakika. Sana bir şey sordum. Cevap verecek misin? Diyecek bir şey yok anne. Neden böyle söylüyorsun? İki çift olarak çıktınız. O kızı beğeniyor musun? Anne, lütfen yine başlama, rica ediyorum. Ben senin annenim ve artık evlenmeni istiyorum ya oğlum. Ya ne evlenmesi anne? Bugün olmasa da bir gün evleneceksin. Anneciğim, senin bir oğlun daha var. Onu evlendir işte, böylece istediğin de olur. Ay yapma böyle. Hem Nayantara benim için iyi bir gelin. Evet, bence de öyle. Eğer abim istemiyorsa o zaman kız iyi demek. Sen sus bakayım. Susturacağına evlendirsene şunu. Baksana kaşınıyor. İkiniz de saçmalamayı kesin dev. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil anne, mi? Anne, ne demek istediğinin farkındayım ama lütfen beni bir dinle. Nayantara ile aramda hiçbir şey yok. Şimdilik yok ama sonra değişebilir. Şu an böyle bir ihtimal yok ve ileride de olmaz. Anne, Brinda. Anne. Sonra konuşuruz. Önce oturman gerekiyor. Sıcak. Ama bu derde anne, şimdi kusacağım. Hadi yapma. Aç ağzını. İç. Anne, hadi lütfen iç. Yeter. Çabuk ol. İki tane yudum al. Anne, lütfen bitmedi yeter. Bitmedi ki ama. İç şunu önce. Anne, babam nerede? Ortalıkta yok. Onunla konuşmam lazım. Mabede gitti. Ne konuşacaksın ki? Benimle konuşsana. Eğer derdimi anneme anlatırsam kafasına çok takar. Brinda, hadi evet. Söylesene kızım. Eve geldiğinde babamla konuşmak istiyorum.
Babam neden bayıldığımı biliyor olabilir. Ne düşünüyorsun sen? Ne oldu Birinda? Bana söyleyebilirsin. Mabede gitmeyi düşünüyordum. Babam Eğer iyisen, Vuruşeli teyzeye de gidebiliriz. Hayır. Vuruşeli teyze bizi çok seviyor. Bizi ailesinin birer üyesi olarak görüyor. İyi de ona ne söyleyeceğiz ki? İşlerin onun istediği gibi ilerlediğini söyleriz. Her şey mükemmel. Durun biraz. Ben anlamadım. Siz neden bahsediyorsunuz? Neler oluyor? Biriniz tabii hemen anlatın. Tabii sana da anlatacağız. Ama önce düşündüklerimizin mümkün olabileceğinden emin olmamız gerekiyor. Bu çok iyi bir haber ve büyük bir sürpriz. Senden nasıl saklayabiliriz? Ama biraz daha beklememiz lazım, tamam mı? Hadi gel Birinda. Geç kalıyoruz. Durun biraz, durun. Bu Racat ne dedi şimdi? İyi haber mi acaba? Sürprizmiş. Nayantara, çok özür dilerim. Ben aramızda bir şeyler olduğunu düşünüyordum Dev. Beni hiç mi sevmiyorsun yani? Yok öyle bir şey. Tabii ki seviyorum seni ama ben yani... Zorlama Dev. Söyleyeceğin her şey beni nasılsa üzecek. Ben gitsem daha iyi olacak. Hayır hayır hayır, dur. Dinle beni lütfen. Anneme söylediklerimle aslında yani bak ben diğer erkekler gibi değilim, tamam mı? Sürekli kız arkadaş değiştirmekten ve onlarla gezinmekten hoşlanan biri değilim. Ben hayatımı tek kişiyle geçirmek isteyen biriyim. Hayatım boyunca tek ilişkim olsun. O yüzden de sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Ama bir görüşmeyle birbirimizi sevemeyiz, değil mi? Anlatabiliyor muyum? Ve bir de dünkü durum var. Yani ben senin ne zaman gittiğini görmedim. Sonra da suya düştüm. Ertesi günde Brinda iyi değildi ve onunla olmak zorundaydım. Anlıyor musun? Yine Brinda'dan bahsediyor. Bir şeyler yapmalısın Nayantara. Yoksa Brinda anneni elinden alacak. Devide. Eğer böyle olursa annen için hiçbir şey yapamazsın. Duyuyor musun? Benimle misin? Yani beni dinliyor musun? Ne diyordun sen? Özür diledim. Seni üzdüğüm için, her şey için çok özür diliyorum. Affet beni. Sorun değil de. Seni hiçbir şey için zorlamak istemem. Önemli değil yani. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ama yine de senin için ne yapabilirim söyle. Kahve yapmayı biliyor musun? Biliyorum, hem de çok güzel yaparım. Hemen yapıp getiriyorum. Seni hemen görmem lazım. Evin arkasındaki orman yoluna gel. Orada bekliyorum seni. Acele et. Ne söylediğimi anlıyor musun? Evet. Nereye bakıyorsun? Kafanı sallayıp durma. Evet ya da hayır de. Anladın mı? Evet, anladım. Teyzeye gidip hiçbir şey merak etmemesini söyleyeceğim, değil mi? Evet. Baksana. Önce deve sorsak iyi olmaz mı? Gerek yok. Sen delirdin mi? Vuruşeli teyze bu konuyu bizimle özel olarak konuştu. Devin haberi olmasını istemez bence. Öyle değil mi? Evet. Hem o Devin annesi ve oğlu için en iyisini bilir. Öyle değil mi? Birinde işleri karıştırma lütfen. Ve ben ne istiyorsam onu yap. Anladın mı? Sen buraya ne zaman geldin? Neden? Başkasını mı bekliyordun? Nayantara buradaydı da nereye gitti? Nayantara demek. Babaanne, biliyor musun? Annem Nayantara ile aramda bir şey olsun istiyor. Ama ben... Ama aklında başka bir şey var, değil mi? Sorular var. Evet, var. Neyse sen anlat. Büyük babama ne zaman aşık olmuştun ve aşık olduğunu nasıl anladın? Ne zaman oldu ve nasıl oldu? Hiç hatırlamıyorum. Ama birine ilk görüşte aşık olmak gerekmiyor. Büyük babanla ben birbirimizi zamanla sevmeye başladım. Ha, ne zaman aşık olacağını anlamanın yolu yok yani, öyle mi diyorsun? Yok. Aşık olduğun zaman kalbin daha hızlı atar. Şarkılar söylersin ve midende kelebekler uçar. Yok. Ben bunları teyzeye söyleyemem. Devin, şu an böyle olduğunu hiç sanmıyorum. Racat kafayı yedi herhalde. Hayır Birinda, açık açık konuşmalısın ve teyzeye her şeyi... Vuruşeli teyze. Size... Güzel şeyler anlatacağım ve...
Devam et. Anlat o güzel şeyleri. Dinliyoruz. Ne anlatacaksın? Yani ne diyebilirim ki? Çok garip. Onunla olduğum zaman kafam karışıyor sanki ve olmadığım zamanlarda özlüyorum. Bazen onu tanımadığımı hissediyorum. Bazen de eskiden beri tanır gibiyim. Yani ne yapmam gerektiğine karar veremiyorum. Peki söylememi ister misin? İkisinden birini seç. Ciddi misin şu an? Herkes babaannenin bir şey bilmediğini düşünür canım. Ben öyle düşünmüyorum ki. Biliyorum. Hadi birini seç. Sorularının cevabını bulamazsan bana söyle. İyi, madem ısrar ediyorsun hadi bakalım. Demir hindi. Birinde, değil mi? Anlamıştım. Onun hakkında konuşuyordun. Nereden çıkardın? Yani ben ondan mı bahsettim? Yok canım. Sen yani bunu nasıl bildin peki? Yaşlıyım belki ama kör değilim. Ona bir an önce hislerinden bahsetmelisin. Ne? Çok zor ama o kadar kolay değil. Hem doğru da değil. Onun hayatında biri var. Yani birine bağlı. Ne olur? Henüz 50 değil ki. En fazla ne olabilir ki? En kötüsü reddeder. O kadar. Sorun değil. Hadi git. Hadi onu açıl. Hey, hadi anlatsana. Biraz önce güzel şeyler anlatacağını söyledin. Hadi anlat. Çekinmene gerek yok. Biz de aşk ve tutkuya inanan insanlarız. Hadi anlat Brenda. Eğer anlatmak istemiyorsan o zaman göster. Hem biz de bir şeyler öğreniriz bu şekilde. Hadi göster. Bu ne cesaret? Bunu nasıl yaparsın? Ne oluyor çocuklar? Ne haber? Bir şey yok. Hardik'te konuşuyorduk sadece. Sinema biletlerini bize sormadan iptal etmiş. Biz de ona neden böyle yaptığını soruyorduk. Hadi beyler, dışarı çıkıp öyle konuşalım. Acaba ne zaman büyüyeceksiniz? Bunlar geri zekalı. Senin neyin var? İyi misin? Hayır. Hastayım. Çok hastayım ve öleceğim. Ne? Ne oldu bu kıza? Burası aynı yer. Burası o nehir kıyısı. Kızımla beraber yerde yattığım yer. Ama ben kızımı hiç bırakmadım. Ne ara değiştirmiş olabilirler? Bunu kim ve neden yapar? Neden? Neden? Ben şurada yatıyordum. Burası o nehir kıyısı. Bunları kim yaptı? Kızımı kim değiştirdi? Benim kızım nerede? Hayır. Parek ailesinden biri olamaz. Çünkü onlar biliyordu. 25 yıl boyunca şekil değiştiren yılan olamayacağımı biliyorlardı. Bu yüzden de kızımı asla hayatta bırakmazlardı. Parek ailesi dışında bana düşman olan kim var? Bakar mısın? Hey, sen o kadınsın değil mi? Geri mi döndün? Nasılsın? Ve kızın nasıl? Büyümüştür herhalde. O yok mu? Tek isteğim onu bulmak. Bekle biraz burada. Sen gittikten sonra burada bir gözyaşı taşı bulmuştum. Onu hep sakladım. Gözyaşı taşının kaderi değiştirdiğini söylerler. Rajat'a nasıl söyleyeceğim? Pareklerin evine gitmek istemiyorum. Kimsenin arasını da yapmak istemiyorum. Sadece babamla konuşmak istiyorum. Bana neler oluyor?
Neden hep bayılacak gibi hissediyorum? Ve kendimden geçiyorum. Bana neler oluyor? Onunla konuşmama gerek yok. Ona açıklaması çok zor. Gelir gelmez bana hemen teyzeyle neler konuştuğumu soracak. Hayır, ona anlatmak çok zor. Ona ne diyeceğim şimdi? Aha. Ne diyorsun sen? Bir sorun mu var? Benden saklama kızım. Bana da anlat. Söyleyebilirsin. Yok anne. Hayır, hiçbir şey saklamıyorum. Sana söylemek için geldim. Bana bir şey söyleyeceğini anlamıştım zaten. Yanlış bir şeyler oldu, çok belliydi. Racat da bir şeyler söylüyordu. Söyle, sizin aranızda her şey yolunda mı? Yoksa bir şey mi oldu? Hayır anne, hiçbir şey olmadı. Yok, onu demiyorum. Hani evlendikten sonra çiftler bir şey yapar ya. Hani diyorum ki, öyle bir şey mi yani? Ne? Hayır yani, sorun değil kesinlikle. Artık her şey çok değişti yani, anlıyorum. Sen ne diyorsun? Aranızda diyorum, öyle bir şey olmadığına benim üstüme yemin et. Anne, delirdin mi? Her şey yolunda mı? Ah, aman tanrım, anne sen gerçekten delirdin. Seninle konuşmak istemiyorum. Tam oradaydı, kızınla beraber yattığın yerde. Demek ki kızımı alan kişi bu taşın sahibi. Onu bu sayede bulacağım. Çek ellerini. Bırak beni. Ellerini çek. Bırak beni. Bırak. Komik bir şey mi var? Kız çok fena vurmuş. Suratında 5 parmak var. Boş ver, iyidir. Manas'ın olayından beri ilk defa güldük zaten. Hadi bir şeyler yapalım beyler. İşte hadi. Bu. Enerjine bayılıyorum. Hadi, hadi benimle gelin. Brinda ile başlayacağız ve ona bir erkeğe tokat atmaması gerektiğini öğreteceğiz. Doğru. Bugün erkek tokatlayan o kıza ceza vereceğiz. Hem de kendi evinde. Hadi gidelim. Hadi. Teyze. Nişanlın nerede? Racat bana ilaç almaya gitti. Anneler? Annem bir şeyler almaya gitti ve babam da... Babanın nerede olduğunu biliyorum. Söyle bakalım. Ne yaptın sen? Ben orada hastalandım ve... Bana bak Brinda. Sence ben buraya bunları dinlemek için mi geldim? Sana çok önemli bir görev verdim. Çünkü sen deve çok yakınsın. Ve onun iyiliğini düşünürsün. Her zaman... Peki neden Narantara ile beraber gelmedin? Dolambaçlı konuşmayı sevmem ben. Bana doğrudan söyle. Bu işi yapabilecek misin bakayım? Yoksa sana ve ailene yardım edemem, anladın mı beni? Siz yıllardır kira ödemeden burada kalıyorsunuz. Unuttun herhalde bunu değil mi? Teyze, kira... Kira falan istemiyorum. Ben sadece senin geleceğin için çok şey yaptığımı söylüyorum. Sen de Palek ailesinin geleceği olan dev için küçücük bir şey yapabilirsin. Sana Nayantara ile devi yakınlaştırmanı söyledim. Ama sen o gece döndüğünden beri garip davranıyorsun. Nayantara ile ilgilenmediğini ve onu sevmediğini söylüyor. Orada neler olduğunu bilmek istiyorum. Devin fikrini ne değiştirdi, bunu söyle. Bir şey olmadı. Kusura bakmayın efendim. Ben de sizin işinizle uğraşıyordum. Bir dakika. Ben bu işi senden değil, Brinda'dan istedim. O yüzden yapıp yapmayacağını da o söyleyecek. Teyze, yapacak. Ben... Kesinlikle yapacak. Biz de Brinda ile onu konuştuk. Bize biraz zaman lazım. Ben size her şeyi açıklayacağım. Merak etmeyin, her şeyi açıklayacağım size. Brinda, izin verir misin? Yalnız konuşmamız lazım. Lütfen. Brinda geliyor. Brinda geliyor. Brinda'nın canını okuyacağım. Bekle, sana bir şey göstereceğim. Beni nereye götürüyorsunuz? Bekle, görmen lazım.
Eğer istediğim şeyi yapmayacaksan, evi de unutacaksın o zaman. Hayır, böyle söylemeyin. Brinda'nın yapmasını sağlayacağım. Merak etmeyin lütfen. Senin için çok iyi olur. Yoksa istediklerin asla olmayacak. Para hırsını gözlerinde görebiliyorum. Benden saklayamazsın. Senin gibi insanları çok iyi tanırım. Ama sen beni tanımıyorsun. Ben istediğimin olması için her şeyi yapabilirim. Eğer bu iş gecikirse Brinda ve senin için hiç iyi olmaz. Bayan Vuruşali. Efendim. Kusura bakmayın çocuklar, çok pardon. Ne özrü? Biz arkadaşız. Arkadaş mı? Sağ olun. Arkadaşız. Bir derdin olursa bize söyleyebilirsin. Buraya benim intikamımı almaya mı, arkadaş edinmeye mi geldik? Bilmem ama Sipaş'la Rohan orada olduğuna göre bir planları vardır mutlaka. Ben seni anladım. Ve bunun çözümü de bende. Arkadaşız dedik ya, senin sorunun bizim de sorunumuzdur. Sağ olun çocuklar ama Vuruşali teyze sizden yardım alacağımı duyarsa... Yok, olmaz. Yine de teşekkür ederim. Hey dur. Annemi dert etmene hiç gerek yok. Önce bizi dinle. Brinda'yı arasam mı acaba? Ona söylemeli miyim? Hayır. Ama babaannem haklı. Onunla yüz yüze konuşmalıyım. Evet, böylesi daha doğru. Brinda'nın buraya gelmesi biraz zaman alacak. Mesajımı aldım acaba? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Bana ne oldu? Neden böyle oldum? Böyle olmaz. Kiminle konuşsam acaba? Annemle konuşsam hiç anlamaz. Bir faydası olmaz. Racat da... Bugünlerde teyzenin peşinden ayrılmıyor. Sadece onu dinliyor, o da olmaz. Tek düşündüğü Nayantara ile Dev. Dev'le konuşabilirim. O her zaman beni anlar. Evet, belki biraz dalga geçer ama yine de dinler. Eğer biriyle konuşacaksam ve derdimi birine anlatacaksam, Dev en doğru kişi. Hem bana ne olduğunu biliyor olabilir. O da oradaydı. Onunla konuşacağım. Tam onu arayacakken bana mesaj attı. Seni hemen görmem lazım. Evin arkasındaki orman yoluna gel. Orada bekliyorum seni. Orman? Hangi orman? Brinda daha şimdiden hayatımda birçok sorun yarattı. Ona öyle bir ders vereceğim ki hayat boyu unutamayacağım. Annemin hayatında kimse benim yerimi alamaz. Bunu yapmaya çalışan kişiyi sonsuza kadar yok ederim. Evet Brinda, bugün hayatının son günü olacak. Bu tehlikeli oyunu ben kazanacağım. Şekil değiştiren yılan değilim belki ama ben Manyata'nın kızıyım. O benim annem ve onun sevgisini kimseyle paylaşamam. Annemin intikamını benden başka kimse alamaz. Dev Parek'le evlenip Parek ailesinin gelini olacağım. O Brinda'nın bizimle hiçbir ilgisi kalmayacak. Hayatımızdan çekip gitmesi gerekecek. Hatta hayatta bile olamayacak. Dev, ben sürekli bayılıp duruyorum. Bunun sebebi annemin düşündüğü gibi değil. Böyle söyleyemem. O zaman annemin düşündüğünü de sorar. Sonuçta ona her şeyi açıklamam gerekir. Ona dün gece bana ne olduğunu direkt olarak sormam daha iyi. Suya nasıl düştüm? Çünkü ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Dev, beni çağırdı ama kendisi yok. Beni neden ormana çağırdı ki? Tüh, telefon da çekmiyor. Bana ormanda ne söyleyecek acaba, çok merak ediyorum. Bu kadar yeter. Daha fazla beklemeyeceğim. Deve diyeceğim ki...
buraya şekil değiştiren yılan. Gel bakalım, son defa gerçek formuna dön. Çünkü birazdan öleceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.